Selam, ben Davut da. Dostlar, bu videomu genelde eleştirisini yapmış olduğum Ehli Kur'ancı kardeşlere ithaf ediyorum. Burada Ehli Kur'ancı kardeş derken bazı kardeşler Müslümanlara yönelik toplu bir eleştiri yaptığımı düşünerek tepki gösteriyorlar. Ben vakti zamanında bu konularla alakalı, bu söylemimle alakalı birçok video yaptığım halde, Facebook sayfamda da defalarca yazılar yazdığım halde, ifade ettiğim halde ya da birçok videomun içerisine Ehli Kur'ancılardan kastımın kim olduğunu söylediğim halde bazıları bilerek şey yapıyorlar, tahrif ederek bana hakaret ediyorlar ve insanları yönlendirerek hedef gösteriyorlar. Şimdi dostlar, yeni yeni arkadaşlar olduğu için o arkadaşların da yanlış bir zehava kapılmamaları için ben şey yapayım, muradımı söyleyeyim. Ehli Kur'ancılar derken dostlar, ben bütün Müslümanları kastetmiyorum. Kur'an bize yeter diyerek bütün merviyatı çöpe atan, hatta hakaretler eden insanlara yönelik kullandığımız bir tabirdir Ehli Kur'ancılık. Hakkında çok şeyler söylenilebilir. Bu kadar basit bir şey değil. Zaman zaman da diyoruz ya, senin iman ettiğin o kitap da bir rivayettir. Hani rivayetlere niye güvenelim falan şeklinde böyle abuk subuk şeyler olabiliyor. İddialar olabiliyor. Bir dindarın bu lafı söylemesi kadar komik bir şey olamaz. Ha, dindar olmayan insanların bir söylemi olsa hadi kısmen haklıdır diyebiliriz. Ne biliyoruz o insanların doğru söylediğini falan diyebilirsin, ama sen de Allah inancının mı da arkasında o insanlar varken kalkıp da o rivayetlere niye güvenelim dersen gerçekten saçma sapan şey söylemiş olursun Ehli Kur'ancı kardeşlerim. Şimdi dostlar, şöyle bir fıkra anlatılır. Olmuştur olmamıştır önemli değil. Tam konumuzla alakalı. Bilge bir kişiye, bir şehirde yaşayan, ülkenin birinin bir şehrinde yaşayan bilge bir kişiye halk devamlı gelip sorular soruyor. O bilge kişi de halkın sorunlarını çok iyi bildiği için, o insanlara da çok değer verdiği için onların sorularını güzelce cevaplandırıp başından savuyor. Öyle sorular sorulmuş ki bilge kişi vermiş olduğu, vereceği cevabın o insanlara zarar vereceğini bildiği için cevapları vermek istemiyor. Vermiyor hatta, ama güzelce başından savuyor. Gel zaman git zaman insanlar toplanıyorlar, kızgınlar. Gelip alimin kapısına dayanıyorlar ve alimi çağırıyorlar dışarı. Alimcat dışarı çıkıyor, millet kızgın tabii. Diyorlar ki sözcüleri, ey üstad, bak huzuruna geldik, neden geldiğimizi biliyorsun. Bizim sormuş olduğumuz, haftalardır sormuş olduğumuz ve senin de cevaptan imtina ettiğin, kaçındığın, cevap vermediğin, bizi de başından savdığın o soruların cevabını almaya geldik. Eğer o soruları cevaplamazsan kusura bakma, burada yatarız. Bak dışarıda da kış, hava çok soğuk, hepimiz ölürüz, sen de şeyinden, üzüntünden ölürsün şeklinde bir de tehdit etmişler duygu sömürüsü yaparak. Şimdi alimzat onlara çok dil dökmüş. Demiş, bakın işte gidiniz, işlerinizin başına gidiniz, tarlanıza gidiniz, şuraya gidiniz, buraya gidiniz, bak talebeler okuluna gitsin vesaire vesaire. Tek tek kadınlara, çocuklara, yetişkinlere falan nasihat etmiş, ama hani derler ya, şeriatın gözü kızgın. Gitmeyeceklerini anlayınca demiş ki tekrardan şansını deneyerek, ya bakın bazı cevapları hani verdiğimde bu sizi çok rahatsız eder. Toplumda kaos yaşanır. Gelin siz bu sorunun cevabını fazla deşelemeyin. Bu sizin için hayırlı olmaz falan demiş, ama değiş o değiş, dilinde de tüy bitmiş bu kadar demeye rağmen yine de o kişileri ikna edememiş. O kişiler kararlı. Hayır demişler, ne dersen de kesinlikle biz bugün senden o sorulan cevabını alacağız. Bunun üzerine alimzat demiş ki, tamam, madem ki hani sözüm ona, kaşınıyorsunuz, istiyorsunuz sorulan cevabı, yine ben son bir şey olarak, sizi sevdiğim için, size değer verdiğim için, zarar görmenizi istemediğim için size yine bir seçenek sunayım. Neymiş o? Demişler. Şimdi size sorularınızın cevabı sadedinde yalan söyleyerek sizi mutlu mu edeyim, yoksa gerçekleri tahrif ederek ya da gerçekleri söyleyerek sizi mutsuz mu edeyim deyince o kişilerin sözcüsü demiş ki, ya bu nasıl bir cevaptır? Sorularımızın cevabı neyse onu söyle.
demiş. Tabii adamcağız doğruları söylüyor. O ortalık karışıyor vesaire vesaire. Terör şudur budur. Şimdi dostlar, sorular nelerdir falan konusuna girmeyelim. Şimdi burada söylemeye çalıştığım husus şudur. Hani denilir ya, bazı bilge insanlar der ya, soru soran kişiye işte yalan söyleyerek seni mutlu mu edeyim, senin hoşuna giden şeyleri mi söyleyeyim, yoksa doğruları söyleyerek canını mı yakayım? Aynen o bilge kişinin o topluma söylediği gibi. Ben de zaman zaman bunu söylüyorum dostlar. Bu ifadeyi dile getirmesem de bazı tavırlarımda bunu söylüyoruz. Hani diyoruz ya, sahnede ne varsa onu anlatırız, anlatmak zorundayız. Burada bir virgül koyayım dostlar. Dipnotta da şunu beyan edeyim. Her doğrunun her yerde söylenilmesi doğru bir hareket değildir. Buna da inanan bir insanım, buna saygı gösteren bir insanım. Eskiden çok fazla rağbet ediyordum buna, dikkat etmeye çalışıyordum. Son zamanlarda pek eskisi kadar olmasa da dikkat etmiyorum ama yine de önemsiyorum ben bu yargıyı, bu tavrı dostlar. Çünkü gerçekten hangi mesele hakkında olursa olsun her doğruyu her yerde söylemek doğru bir hareket olmayabiliyor dostlar. Her zaman için demiyorum tabii. En azından birçok mesele için böyledir. Çok pardon dostlar. Şimdi dostlar, sözlerimin başında dedim ya, bu videomda Ehli Kur'ancı kardeşlerin o inatlarını kırmaları için bir tavsiye olmakla beraber, bazı gerçekleri kabul etmediğinizde bu kabul etmeme durumu sizi haklı yapmıyor arkadaşlar. Sizin hoşunuza gitmeyecek şeylerin size söylenilmesi sizi haklı yapmıyor. Sizin inkar ettiğiniz şeyler, inkar ettiğiniz için sizi haklı yapmıyor. Kabullenmek istemediğiniz şeyler sizi haklı yapmıyor arkadaşlar. Bu dinin yapısıyla alakalı eserleri okuduğunuzda, ki eserler okumak zorundasınız. Çünkü bu kitap bize bu şekilde geldi. Daha doğrusu bu din bize bu şekilde geldi ve bu ümmetin uygulaması ile geldi. Hal böyle olunca da ümmetin uygulamasını ve kitaplarda yazanları siz bir çırpıda silerseniz çok büyük sorunla karşılaşırsınız. Bu yüzden de dostlar, Ehli Kur'ancı kardeşlere söylüyorum. İman ettiğinizi söylediğiniz ve din adına bize yeter dediğiniz o kitabın tarihçesi hakkında, ki Kur'an tarihi malum videolarını yapıyoruz. Ve de onlardan bağımsız bazı sözlerimiz, Kur'an'ın mushafının tarihiyle alakalı bazı şeyler söylüyoruz, paylaşıyoruz, söyleyeceğiz, paylaşacağız. O şeyleri inkar etmekle acele etmeyin. Yahu siz ne biliyorsunuz o Musaf'ta var olan surelerin gerçekten peygamber döneminde var olduğunu, ya da o şekliyle var olduğunu siz nereden biliyorsunuz? Yani Kur'an tarihi videolarım içerisinde söylemeyi düşündüğüm birçok bilgiler var. Onları söyleyeceğim için ve tekrar olmasın diye şimdi bazı örnekler vermeyeceğim. Nereden biliyorsunuz ya? Nereden biliyorsunuz? Şimdi sizin hoşunuza gitmeyen Kur'an tarihi konusunda, Kur'an'ın kendisi hakkında bilgi sunan hocalar, İlla ben olmam gerekmiyor, o hocalara hakaret ederek ve o hocaların aktardığı bilgileri reddederek gerçek olan bir şeyi aslında reddetmiş oluyorsunuz. Ve reddetme durumu da sizi haklı yapmış olmuyor dostlar. Yani Kur'an'ın bakın böyle bir tarihi var denildiğinde, hayır canım, Kur'an işte korunmuştur, Allah onu koruyor, Kur'an'da ihtilaf olmaz şeklinde abuk subuk saçma sapan şeyler söyleyerek yani bu işin üstünü örtemezsiniz, kapatamazsınız. Şimdi İmam Bakırlani'nin El-İntisar isimli kitabında okuduğum bir şey geldi, bilgi geldi aklıma. İşte demeyecektim ama diyorum, bunu da paylaşayım dostlar. Tam bu konularla alakalı Bakırlani şu soruyu soruyor. Hatırladığım kadarıyla mealini aktarıyorum. Bakın isim veriyorum, eser ismi veriyorum. Bakabilirsiniz ilgili eserinde El-İntisar. Yani Kur'an'ın işte peygamber, elimizdeki mevcut olan Musaf'ın peygamber zamanındaki Musaf'la aynısıdır, değişmeden gelmiştir diyenlere hani benim şunları sormam gerekir diyor. Neden atıyorum şu sahabe bile hazırlamış olduğum Musaf'ta bunları yazıyor, şu sahabe bunları yazıyor. Ubey bin Kab'ın Musaf'ına bakıyorsun, Abdullah İbni Mesud'un Musaf'ına bakıyorsun, Hazreti Han'ın Musaf'ına bakıyorsun veya diğer tabi'in ulemasına şunun Musaf'ına bakıyorsun, Ata bin İbni Rabah'ın Musaf'ına bakıyorsun, Hasan el Basri'nin Musaf'ına bakıyorsun, şu kıraat alimlerin Musaf'larına bakıyorsun. Allah! Birbirine çok farklı şeyler var. Nasıl oluyor da peygamber zamanındaki Musaf aynı olmuş oluyor? Değil mi? Hazreti Osman hazırlattı iddia edilen Musaf ve Hazreti Ebu Bekir'in hazırlattığı iddia edilen Musaf arasındaki farklılıklar, işte 710'lu yıllarda ölen
işte Haccac tarafından hazırlatıldığı iddia edilen o Musaf, işte Hazreti Osman'ın Musaf'ı üzerinde yapmış olduğu tasarruflar gibi gibi birçok örnekler vererek İmam Bakıllani bu işin bir garipliğinin olduğunu ifade ediyor haklı olarak. Mesela bir alimin bu konuyla alakalı yine bir şeyini değerlendirmesini ben paylaşayım. Sonrasında da noktayı koyarız belki. İmam Zemahşeri biliyorsunuz Mutezile mezhebinin ciddi alimlerindendir. El-Keşşaf isimli ciddi bir tefsiri var. Mesela tefsirinde bu hurufu mukatta olarak bilinen Kur'an'da işte Yasin, Tasin, Min, Taha gibi bazı surelerin başında yer alan bu ifadelerle katı harf yani kesikli harf vurgularının ayet olup olmama meselesiyle alakalı vermiş olduğu o bilgide, ilgili tefsirinde der ki birçok ulema, daha doğrusu bu huruf-u mukatta'nın bir kısmı başlı başına bir ayettir. Bir kısmı ise ayet içerisinde bir parçadır, cüzdür. Neden böyledir? Vesaire vesaire bilgi sunduktan sonra mesela şu bilgiyi de veriyor. Biz bunu başka kaynaklardan okuyorduk. Ben Zamaşerî'nin aktardığı bilgiyi aktarıyorum dostlar. Bak isim veriyorum, kitap adı veriyorum. Diyor ki İmam Zamaşerî, Kufeli alimlere göre bu huruf-u mukatta'lar ayettir, ayetten bir parçadır. Ama Basralı alimlere göre ise huruf-u mukatta'lar ayet değildir. Altını çiziyorum bakın. Huruf-u mukatta'lar ayet değildir. Bunları diyen Yunan'ın filozofları değil, bunları diyen bilmem Yahudi'nin hahamları değil. Tamam, bu ümmetin dinini aktaran alimler. Neden Basralı alimler hurufu mukattalara Kur'an ayeti olmadığını söylüyor? O şekilde bakış, o şekilde bir değerlendirme yapıyorlar. Neden Kufeli alimler onlara ayet diyor? Öyle değil mi dostlar? Bunları göz ardı etmemeliyiz dostlar. Bunlar çok önemli şeyler. Hal böyle olunca da size aktarılan bazı bilgilerin doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani sahabenin işte Kur'an algısını, Musaf algısını, tabiinin Kur'an algısını, Musaf algısını ben Kur'an Tarihi isimli o videomun içerisinde, o belgeselde ben sizlere yedirerek anlatacağım. Bu bilgiyi de araya sıkıştırmış oldum. Bunu neden söyledik? Hani videomuzun da başlığı odur. İşte yalanlar söyleyerek sizi mutlu mu edelim? Ya da doğruları söyleyerek sizi huzursuz mu yapalım? Valla ben doğruları söyleyerek huzursuz yapılmasının taraftarıyım. Yani niyet tabii ki de huzursuz etmek değil ama ya yalan söylediğimizde yalancının mumu yatsıya kadar yanar olayı var ya, bu yatsıya kadar sürmüyor kardeşim. Çünkü kaynaklar var. Sen bir şey söylediğinde ben nasıl ki bak hoca bunu söylüyor ama bak elimizde şu kaynaklar var, o hocayı yalanlıyor diyoruz. Hani okuma yapan insanlar bunu bilirler. Bilgisi yoksa, kaynak okuması yapmıyorsa o insanlar zaten boş kafadır. O insanların iddiaları ciddiye alınmaz. Ama bilen insanlar. Sen kalkıp bana Kur'an'ın tarihini farklı anlatamazsın. Yani bana bunu yediremezsin. Mümkün değil. Mümkün değil ya, mümkün değil. Hal böyle olunca da sen ancak dışarıdaki civcivleri kandırabilirsin. Gibi gibi anlamında söylüyorum. Bunun yanında birçok hocanın yaptığı gibi hurafe denilecek ya da aşırı abartılarda, menkıbelerde, uçanlar, kaçanlar türünden de anlatımlar gerçekleştirerek hem taraftarımı, izleyici kitlemi arttırabilirim. Ama bunu da yapmadım. Bunu da çok fazla dürüstlük olarak görmüyorum. Fakat burada bir kıyas yapmam gerekecek dostlar. Hani ben tasavvufa değer veren bir insanım. Tasavvufun lisanını çok iyi bilirim. İnsanların temayüllerini çok iyi biliriz. Hangi açıdan neyi anlattığımda taraftarın fazla olacağını da çok iyi biliyorum. İsteseydim ben bu menkıbelerle Allah yani yüz binlerce takipçim çok rahat olurdu. Çok rahat olurdu dostlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ben o tarafı da tasvip etmedim. Ama burada kıyas yapmam gerekirse o tarafın daha dürüst olduğu inancındayım. Çünkü Allah'tan vahiy aldığını iddia eden bir dinin taraftarına bazı mucize vari şeyleri inkar etmesi yakışık almaz. Hani Hz. Ebubekir'e isnat edilen bir söz vardır ya, biz Muhammed'in gökten vahiy aldığına inanıyoruz da onun göğe çıkacağına mı inanmayız? Mantık budur dostlar. Hal böyle olunca da bu şekilde menkıbelerle din anlatan hocaları ben daha sağlıklı buluyorum. O açıdan diyorum. Çünkü bu işte Kur'an bize yeter diyerek abuk subuk şeyleri insanlara, ümmete sunan ki çoğu dürüst olabilir. İnsanlık kadar dürüst olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Onlar çok daha mantıksız şeylere davet ediyorlar bizi. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi sen rivayetleri çöpe atalım diyorsun. Diğer taraftan iman ettiğimiz Allah
inancı bile rivayetle geliyor bize. Allah kendisini bize tanıtmadığına göre, hal böyle olunca da ben seni bu abuk subuk davetine nasıl icabet edebilirim? Öyle değil mi dostlar? Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Ali Şeriatî'nin, İranlı sosyolog Ali Şeriatî'nin dediği gibi, sizi rahatsız etmeye geldim demiştir ya. Bazen bunu demek icap ediyor dostlar. Haddim değil belki, haddimiz değil belki. Ama bazen gerçekten birilerinin arı kovanına çomak sokması gerekiyor. Her ne kadar arılar tarafından sokulsa da, canı yansa da bildiğinden vazgeçmiyor dostlar. Bunlar her toplumda görülen vakalar. Birileri toplum için kendisini feda edebiliyor. Ben de gerçekten toplum için, insanlık için kendimi gerçekten feda ettiğimi düşünüyorum. Yoksa işimin derdi ne? Ya bu kadar işim arasında, bu kadar sıkıntım içerisinde niye oturuyorum da karşınızda video çekiyoruz dostlar? Öyle değil mi? Bir düşünmek lazım. Bak, bu kadar eserler okudum. Bunu niye paylaşıyorum ben? Ben de otururum, çekirdeğimi çinterim, çayımı içerim. Ondan sonra vur patlasın, çal oynasın, bir şeyler yapabiliriz. Bunları söylüyoruz ama şu da yanlış anlaşılmasın. İnsanların hayatında köklü bir değişiklik yapmak gibi bir şeyim yok, isteğim yok dostlar. İnsanlar neyle mutluysa buna saygı duyuyorum ben. Dinsizlikle mutluysa eyvallah. Dindar olmakla mutluysa eyvallah. Zaten insanları dindar ve dinsiz yapmak gibi bir niyetim yok. Sadece yapılar ve görüşler, felsefe görüşleri ya da din ya da dinsizlik insanlara yanlış anlatılıyor ise, ki anlatılıyor, ben bunun eleştirisini yapıyorum. Bunu demeye çalışıyorum. Birçok sorunun cevabını aldığınızda huzursuz olabiliyorsunuz. Ben çok yaşadım. Mesela Kur'an'ın Allah tarafından işte korunmayacağı, böyle bir Allah'ın böyle bir sözünün olmadığını söylediğimizde çok ciddi eleştiriler aldık. Ya bazı zatlara Hazreti demediğimiz için hakaretlere maruz kaldık. O insanlara bazı şeyleri anlatmak çok zordur. Gerçekten zordur. Ama bizim üzüldüğümüz taraf, Ehl-i Sünnet olduğunu söyleyerek bu gerçekleri inkar eden, görmek istemeyen insanlara, hocalara biz kızıyoruz. Ya siz Hazreti diye hitap ediyorsunuz. Benim Kur'an tarihi hakkında, İslam dini hakkında sunmuş olduğum bütün bilgiler, bakın istisnası bütün bilgiler, Ehl-i Sünnet ulemasının kaynaklarına geçen bilgilerdir. Bunu da söylemek isterim dostlar. Bilmiyorum, rahatsızlık duydunuz mu? Duyduysanız da artık ne mutlu bize. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.